sesi iyi çıksın diye. Duramıyoruz. Sizden rica ediyorum, özellikle sabah kahvaltısını yaptırmasını istiyorum çocuklara. Onlar çünkü ister istemez çocuklar belediye de para verdiğiniz zaman para da vermenizi istemiyor. Çocuklarınıza para kesinlikle vermeyin. Bizim etkinliklerimiz olacak. Yani biz zaten haftada 3 gün etkinlik yapacağız. Nasıl ki kız çocuklarına etkinlik yaparken yukarıda erkek çocuklarını da unutmayacağız. Onlara da yardımcı olacağız. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyoruz. Türkiye genelinde yaz kurslarımızla yeniden buluşmak nasip oldu. İki sene kadar maalesef büyük bir mahrumiyet yaşadık. Çocuklarımız cami ikliminden, Kur'an'ın ikliminden, evet evlerinde belki okudular ama cami iklimi itibariyle uzak kaldılar. Bizler de büyükler olarak bunu bir Ramazan boyu yaşadık. Cumalara ve teravihlere gidemez olduk. Bu sene itibariyle hem teravihlerde hem yaz kursunda çocuklarımızın cami buluşmalarıyla birlikte bu hasret sona erdi. Temenni ediyorum ki bu iki ay zarfında çocuklarımız eski duygularla, bundan iki yıl önceki manevi hava ile yeniden buluşurlar, tanışırlar. Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Peygamber'i öğrenirler ve hayatlarına tatbik etmeye gayret ederler. Biliyoruz ki insan hayatında çocuklukta alınan eğitimin çok büyük kıymet harbiyesi var. Bundan dolayı yaz kurslarını önemsiyoruz. Bütün velilerimizin çocuklarını mutlaka yaz kurslarına göndermelerini kendilerinden talep ediyoruz. Tabii yaz kursudur, gitse de olur, gitmese de olur gibi bir anlayışa Müslümanlar sahip olamazlar. Böyle bir anlayış Müslüman'da olmaz. Dolayısıyla her ne kadar bizim zorlayıcı bir müeyyidemiz yoksa da biz zaten Kur'an öğrenmenin farz olduğuna inanarak, Kur'an okumanın farz olduğuna inanarak insanların en hayırlılar olmak istiyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız mutlaka yaz kurslarına gelsinler. Velilerimiz de çocuklarına arkadaşlık etsinler. Öğrendiklerini akşamları kontrol etsinler. Eğer bir eksik görürlerse hocalarıyla irtibat kurarak bu eksikleri gidermeye çalışsınlar. Elbette ki okuldan sonra bir yaz mevsiminde sıcaklarda bu iş kolay olmasa gerek. Bizim açımızdan da, hocalarımız açısından da, öğrencilerimiz açısından da. Ama camilerimiz nezih mekanlardır. Klimalarımız vardır. Serin mekanlarda çocuklarımız işbirliği, gönül birliği içerisinde inşallah bu güzel kursumuzu başarıyla bitirme kudretine sahip olurlar. Ben yaz kurslarının milletimiz hakkında, memleketimiz hakkında, hocalarımız hakkında
ve çocuklarımız hakkında hayırlı olsun. Binlerce şükürler olsun. Bugünlere kavuşturdu. Salgını atlatmayı nasip etti. Bir daha o salgına bizleri düşürmesin. Bir daha o tür imtihanlara tabi tutmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel bir hadis-i şerifi var. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Dolayısıyla bizler de Peygamber Efendimizin ifadesiyle cennetin bahçeleri olan camilerde çocuklarımızı cennetin bahçelerinde yetiştirmeye, Kur'an'ın hadimi olmaya, Kur'an'ı en güzel bir şekilde öğrenmeye, öğretmeye gayret ediyoruz. Bu konuda çocuklarımıza sadece Kur'an-ı Kerim değil, ahlaki, dini, siyer, ondan sonra itikadi konularda da elimizden gelen gayreti dinimizi en güzel şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde sosyal etkinliklerle çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i, camiyi, cemaati sevdirmeye çalışıyoruz. Rabbimiz çocuklarımızı Kur'an'ın hadimi olmayı, vatanına, milletine, İslam ümmetine en güzel bir şekilde hizmetkar olmayı bizlere nasip eylesin. İleride de inşallah çocukların gelmesiyle cennet günlerini oluşturduk. 27 Haziran sabah 9'uyla birlikte başlattık. İnşallah 27 Ağustos'a kadar yoğunluklarla devam edip çocuklarımıza güzel etkinliklerle, sadece Kur'an-ı Kerim eğitimi değil, sosyal etkinliklerle çocukların burada güzel iki ay geçirmelerini nasip elimizden geleni yapacağız inşallah. Dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgilerden itikat, ahlak, ibadet ve siyer, Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatını örneklerle, sahabe-i kiramı, onların uygulamalarını anlayabileceği şekilde anlatmaya devam edeceğiz inşallah.